Günaydınlar. Neredeyiz? Kalyon Stadyum'un oradayız. Beni merak edenler, ondan sonra özleyenler, Diyetteki Sosyolog kanalına hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? İmam Hatip var burada. Oraya kısmı tekrar buraya kaydaldım. Hem bana yakın hem de eğitimi çok güzelmiş. Kur'an kursu çok uzak ve o sıcakta gidiyorum. Aslında çok iyiydi, zayıflıyordum. ama ne olacak? Çünkü sıcaklar basacak ve ben bu gölgede gidip geleceğim, değerlendireceğim yani. Şöyle gidelim. Okulumuzda görüyorsunuz. Bak burada da yani stadyumu görüyorsunuz, pardon. Böyle gideyim, size de göstereyim. Şuradaki okulu da göstereyim, evimin arkasındaki. Onu yukarıdaki markete gidince yapacağız. O market çok iyiydi, siz yapacağım. Şöyle. Şu ağaçların güzelliğine bakın. Hem yürüyüşümü yapıyorum. Aç karnı da gerçekten iyi olurlar. Hanımlar, zayıflamanın yolunu buldum. Hanımlar, dün bu yemeği yaptım. Videoyu çektim ama video yüklendikten sonra yüklenmemiş. Ben de videoları silmişim. Şimdi bir kaza oldu yani. O yüzden yükleyemedim. Ve şimdi görün. Bu yemeğin tarifini verdim. Pirpiri maş diye geçiyor. Biz pirpiri meşkisi diyoruz. Şu şekil. Sumak ilişkisiyle birlikte. Ben de bundan sadece bu şey, nohutu falan hiçbir şey yemedim. Sadece pirpirim. Onu da gösterdim. Onda çekim vardı. İşte pirpirim sadece zebze vardı. İçinde bakliyatlardan yoktu. Bulgur da yoktu. O şekilde tükettim ve gayet de iyi oldu. Çok üzüldüm vallahi videoyu göstermediğime. Sadece onu yemiştim. Göstereyim size şöyle daha da yakında. Evet, bunun tarifini yine vereceğim. Evet arkadaşlar, biz evimize çoktan geldik, yemeğimizi yedik. Şöyle çorbam kaynağı göstermek istedim. Üzerindeki de naneler. Şöyle göstereyim ben. Geçen yıldan tarhana çorbamızın tarhanası. Şöyle göstereyim size dedim ve geçiyorum. Kızlar balkonda kaymaya çalışıyorlar. Onların kaykanını göstermesi de 13 yaş için. Şöyle de bahçemi göstereyim. Babamız geldi. Herkese merhaba arkadaşlar. Önden size birkaç tane şey koydum, parça video koydum. Geçen video yüklemek istedim. Çünkü Perşembe ya da Cuma günüydü. Videom silindi. Güzel bir tane pirpiri maşı yemeği yaptım sizler için. Ama maalesef video silindi. Silinince de yükleyemedim. Bir süre KPSS 1 artı kaldı ve yorucu bir süreç video çekmek. O kadar kolay değil hemen yüklemek etmek. Ben de şöyle bir karar aldım. Haftadaki video yükleyeceğim. Beni merak edenler, DM'de yazanlar, teşekkür ediyorum. İzliyorsunuz ya da yazamayanlar. Hiçbir şey olmadı, Allah'a şükür iyiyim. Biliyorsunuz ki her sabah kızımı Kur'an kursuna götürüyorum. Tekrar hafta içi devam ediyor. Hafta sonu evdeydik. Beslenmem rutin devam ediyor, incelme var, sanki böyle aç karna yürümek sabah iyi geldi, yağ yakıyorum gibi incelme var. Çünkü regli olduğum için tartılmıyorum, benden tartı da çok istemeyin. Neden? Çok katı diyetlerden geçtim ve vücudumu yeni yeni belli gıdalara alıştırıyorum. Bu süreçte de kilo almadan atlatıyorum ki vücut alışsın ve tekrar böyle dikkat ederekten kilo verimimi artırmak için yaptığım bir yöntem. İşe yaradı. Sabitim. Hatta aç karna sabahları yürüyorum ya, kızım iki kez alıyorum. Bir sabah götürüyorum, bir Türk kahvesi içiyorum, sabah götürüyorum, yürüyorum. Tekrar ikinci kez gittiğimde yine aç karna gidiyorum ve 12'de kahvaltımı 12.30'da yapmak zorunda kalıyorum ya da biri aksıyor. Bu vesileyle de vücudumun inceldiğini fark ettim. Demek ki 18 saatlik açlık ya da 16 saatlik açlık işe yarıyor, o saat dilimi. Akşamlarda hafif geçirmeye çalışıyorum ki daha verimli olsun. Acıkıyor musun? Hayır, acıkmıyorum. Bu sisteme alıştım bu şekilde. Zaten alışkındım. Yani mutlu verici bir şey. Aç karnı yürümek iyi geliyor. Sadece biraz mesafemiz kısalacak. Birkaç günde İmam Hatip Ortaokulu var. Kur'an kursu açılmış. Buradaki biraz etkinlikler çocuk olduğu için Elif'le bir iki gün deneyeceğiz, oraya gideceğiz. Eğer verim alabilirsek, yerini, ortamını beğenirsek oradan devam edeceğiz. Ortaokul olarak var. Oradan devam etmek istiyoruz, bakalım. Çünkü belli sosyal aktiviteleri de var. Cazip geldi.
Bunu da bana kim söyledi? Kızımın arkadaşının ablası söyledi. Böyle böyle bir şey var. O kız çok gitmek istiyor. Bir deneyeceğiz bakalım. Çünkü diğer yer mesafe ve Temmuz sıcakları geliyor. Ama Elif bir taraftan da arkadaşını bırakmak istemiyor. Arkadaşı da oraya geliyor. Onu hiç bırakmak istemiyor. Ona göre biraz bir hafta deneyeceğiz bakalım. Eğer buradan memnun kalmazsa tekrar şeye gidecek. Kur'an kursuna devam edecek. Çünkü arkadaşını çok seviyor. Onu benimsiyor. Onunla öğreniyor. Ve ben de Arapça bilmediğim için sorduğu zaman öğrenemiyorum. Arkadaşından öğrendiğini kendisi bana ifade ediyor. Çünkü ona annesi öğretiyor. O da onu öğretiyor. Gerçekten de bu yıl biraz yetersiz geliyoruz. İşte bir an önce Kur'an'a geçmek istiyor. Çok hevesli. Bakalım sürecimiz nasıl geçecek. Buradaki İmam Hatip'e de deneyeceğiz. Yani her yerde kurs açılmış. Yani her okulun altında halk eğitimin açtıkları var. Şaşırıyoruz vallahi her yerde açılmış ama biz en güzelini tespit edeceğiz ki vallahi ben İmam Hatip'te de erkekler bir sınıfta kızlar bir sınıfta korkuyorum yani çünkü kendini savunacak tipte bir çocuk değil. İnşallah hocamız iyidir. Bir deneyeceğiz böyle birkaç gün memnun kalmazsa tekrar yürüyeceğiz. Yani benim mesafem kısalmış olacak. KPSS ile ilgili gelen sorular var. Hoca soruyorsunuz. Ben şöyle bir şey var. KPSS dönemi bakın size eğitim bilimleri alacaksanız doğru hocayı söylüyorum. Murat Sakin. Şu an 2023 alımları başladı. Eğitim bilimlerini 390 lira ödüyorsunuz. Eğer GYK kampında almak yani eğitim paketinde almak istiyorsanız kamp demeyeyim hep kamp ağzıma dolamış bir şeydi. GYK'yı da almak istiyorsunuz. 900 küsür ödeyeceksiniz. Yani 1000 liraya geliyor yani. 1000 lira da tam değildi ama adamın verdiği eğitim kadrosu mükemmel. Ben eğitimde kesinlikle onu tavsiye ederim. Tarih sorularını da Kadir Koç'un sistemi üzerine yüklenmişti. ÖPT vardı herhalde. Tarihçilerim vardı. Alan sınavı sorulardı. Mükemmeldi. Yani düşünün bir eğitimci var sizin sorularını kendisi veriyor. Sorularını çözüyorsunuz. Kesinlikle Murat Sakin eğer almak isteyen atama çıkışı için uğraşıp bir türlü temelini atamayanlar, oturtamayanlar, iki eğitim bilimleri bayağı bir soru sınav yani kolay değil. Çünkü siz gelişimde öğrenme psikolojisi alıyorsunuz, gelişim psikolojisi alıyorsunuz, rehberlik bir tarafta sınıf yönetimi, program geliştirme, ÖYT ve ölçme değerlendirme. O kadar zor değil ölçme değerlendirme. Murat Hoca öğretiyor. Murat Hoca'dan öğrenemiyorsunuz, Mevlüt Hoca'dan öğreniyorsun. Mevlüt Hoca'nın anlatımı da güzel, Murat Hoca'nınki de güzel. Ya bilmiyorum ya. Size bu kadar bilgi verebilirim. Tarihi de gerçekten Kadir Koç çok bir numara insan. Babuş geçen babuşuyla birlikte şeye gelmişler. Maraş'a bir iki gün önce. Antep'e gelselerdi bilemiyorum ama oradalarda eşiyle birlikte geziyorlar. Instagram'da paylaşmıştı. Babuş da bizim şeylere kamp derslerine geliyordu. Babuş babuş diyordu. Biz de oradan herkes babuş diyor. Kadir Koç gerçekten çok güzel tarih anlatıyor. Bakın ben bir iki dersine girdim. Hatta 3-4 yalan söyledim. 4 dersini bize öyle girdirtti. Kampı da ondan aldım. Tarihi çok güzel anlatıyor. Slaytları var. Slaytlarını ben şu an kimseye veremiyorum. Asistanı bana verdi. Ben bu dönemde yine de ondan bir tarih o kadar kolay bir ders değil. Almayı da düşünüyorum. Ayrıca de bir de şeyden almayı düşünüyorum. Kadir Koç'tan ki tarih bilgimi oturtayım diye. Çünkü tarih bir yerden eksik alıyor. Mükemmel anlatıyor Kadir Koç. Gerçekten çok da bir cüzi bir miktar. 100 lira mıydı neydi 150 miydi geçen yıl. Sonra da 95 liraya inmişti. 4-5 ay kala. Mükemmel bir şey. Tarih gerçekten canlı canlı ondan dinleyeceksiniz. Anlatımı falan gerçekten insan ders olarak değil de genel kültür olarak da o tarihi bir öğrenmeli. Tarih o kadar çok güzel ki bugün şey de anlatıyordu. Çok güzel aslında bu Çanakkale Savaşı'nı falan. Aydın Yüce. Yani oturup da atalarımıza şükredeceksiniz o kadar değil. Gerçekten tarih herkes bilmeli. Öyle diyorum. Benden bu öneri isteyenler DM yazanlar ya da sorularınız varsa cevaplayayım. Hepimizin bireysel öğrenmesi var. Herkesin zeka tipi ayrı. Bunu eğitim bilimleri gören arkadaşlarım daha iyi biliyor. Benim zeka tipimi kendim biliyorum. Pes etmeyeceğim ben. Evet, kontenjanlar açıklandı. 20, 19 bin küsur öğretmen atabası var. 7500'ü de anaokulu öğretmenliğine verildi. Herkes şimdi bunu taşıyor. Bencil olmayalım ya. 177 de işte felsefeye verilmiş benim alana. Üzülmüyoruz. Biz moralimizi tekrar yüksek tutuyoruz. Çünkü zaten benim bölümümün alımı az. Ama ben mücadelemi bırakmıyorum. 40 yaşını doldurmadan atanacağım o kadar diyorum. Murat Hoca'yı da sıkıştırıyorum. Murat Hoca sağ olsun bana bir kişilik bir kontenjan ayırdı. Çünkü
Ben 85 puan almam için yalayıp yutmam gerekiyor her şeyi ve doğru hoca da Murat Sakin diyorum çünkü ben ondan alacağım. Sorularınız olsa özel de DM'de yazabilirsiniz. Vallahi böyle geçiyor işte hayat. Ne diyeyim ben size. Bugün çok fazla bir şey çekemedim. Çektiklerim de silinmiş. Demin de kısım çaya çıktı. Size güzel bir tane. Ya bilmiyorum ya bazen videom siliniyorsa diyorum ki demek ki burada bir şey konuştum. Allah da izin vermiyor ki birileri öğrensin. Bazen de şomazlığım tutuyor. Çay döküldü kızım geldi. Videoyu da sildim yüklemeyeceğim. Doğalım evet. Doğalımı da seven insanlar var. Canım benim. Dün bana mesaj yazdın. Seni burada yine teşekkür ediyorum. Ben mutlu oldum aslında beni izlemene. Elimden geldiği kadar size Antep'i çekeceğim ama şu sıralar değil. Size Antep'i göstermek istiyorum. Nereye gidip gezdiğim, dolaştığım zaman size bir Antep gezeceğim. Madem istiyorsunuz bir de Antep'i görün. Antep'i inşallah iyi tanıtırım diye düşünüyorum. Çünkü bir yeri, bir toplumu tanıtmak, bir yeri tanıtmak çok önemli. Sizin bakış açınız farklı, benimki farklı. Nereye gidersem Antep'te size çekeceğim. Mesela ben çok yere gidiyorum Antep'te de bazen size göstermiyorum. Belli yerlerine gidiyorum ama yani şu an tarihi yerlerine gitmiyorum ama ben size göstereceğim. Yani gidiyorum ara ara. Bilmiyorum Antep atanan olursa ondan sonra gelmek isteyen olursa kiralık ev bulmak isteyen olursa DM'e yazsın yardımcı olalım ya vallahi size ön bilgiyi vereyim. Ben bugün ne yiyeceğim? Bugün size yaptığım çorbadan bir kase dedim ki vücudu alıştırıyorum. Amaç burada doyana kadar doyuyor musun? Evet şu an hiç aç değilim. Herhalde bir kaseden daha az bir şey yiyeceğim. Birkaç domates salatalık yiyeceğim. Bu da bana yetiyor. Diyeti çıkarttım kafadan. Çok zor bir yıl geçirdim bu diyet konusunda. Çünkü çok şu kadar bir şey. Size hep derim ya şu avucun içiyle salatamı dışarıda yemiştim. Tavuğumu yedim. Et yani hiç ekmek türü hiçbir şey yemedim. Gün boyu açtım. Onu yedim ve eve geldim. Kızımı doktora götürmüş ve oruçluydum. Ve sabah kalktığımda hiç yağ yakmamıştım. Bu beni çok üzmüştü. Böyle denemem arka arkaya çok oldu üst üste ve hiç kilo veremedim. Çok oldu. Ama şimdi alıştırıyorum. Demek ki incelme varsa aç karnına yürüyebiliyorsam ben böyle devam etmeliyim. Evet ben hep diyorum 2 saat boyunca aç yürümeliyim ki ben yağ yakayım. Çünkü benim beslenme bu kadar taviz verebiliyorum. Saçlarım siyah bu arada. Siyaha benziyor. Koyu kahve. Aynada güzel görünüyor da burada görünmüyor. Beni biraz idare edin. Telefon değişikliğine gideceğim yakında. Öyle arkadaşlar ne yapayım yani. Kilo verme devam ediyor. Vereceğim. Asla vazgeçmiyorum. Çünkü sevmiyorum. Ama çok da kilolu da değilim. Çok zayıf da değilim. Şuralarım biraz tombikleşmiş ama olsun. Vallahi cildim kendime geldi ya. Bir sürü aç koydum. Aynı hortlaklar gibi falandım ortada. Yok vallahi bu kilo da iyi. Biraz göbekten möbek dengesi iyi olacak. Ya ben de ya böyle fenomen olmak mı istemem vallahi. Fenomenlik zor bir meslek. Şu an videolarımı üretiyorsam istemem fenomen olmayı. Çok tanınmayı istemem. Sadece burada kendi kendime bir diyet vlog olarak ilk size kendim göstermedim açtım ama sonradan da gösterdikten sonra göstereyim dedim. Onun dışında çocuklarımı göstermeyeceğim. Geçen valla tencerem yandı bir. Ocağım gitti. Sonra parmağımı kestim. Kızımın tırnağı kırıldı. Daha da sayın, daha da başıma gelecekler. Ha, elektrikli süpürgemin fişi gitti. Arçelikli iyi bir süpürgeydi, markaydı. Size bir ara göstereyim yani nasıl bir şey. Güzel toz asmadı. Çeyizliğimin. Gülmeyin ya, vallahi ya. Gitti yani. Şimdi diyorum ki acaba alışveriş biraz yapacağım. Göstersem o eşyalara bir şey olacak mı? Ama size var ya yemin ederim geçen sabır diyorum hep buradan şey diyorum. Sabıra çok güzel kaliteli kotlar gelmişti. Marka kotlar. Şu pandemiden dolayı herhalde fiyatını bilmiyorum ama cüzi miktarları bayan kotlar gelmişti. Kesinlikle çok alan olmayacak. Gidip Cindere'de onu alacağım. Cindere'sini de size göstereceğim. Ya bazen geçen yıl çekiyordum ama bu yıl size çekeyim. Ama geçen Civil'in kıyafetleri gelmişti. Mükemmel. Instagram'da sabır giyim diye girerseniz göreceksiniz. Mükemmel satı şey yani kaliteli. Poşetten veriyorlar arkadaşlar. Dökme değil. Dökme diye her yerde geçiyordu. Valla oranın ay, sahibi bana poşetten de veriyor. Her müşterisine öyle davranıyorlar. Onu da söyleyeyim. Bazen adam sinirleniyor ama olsun. O da normal bir şey. Dükkanı küçük ama kızlara belli kıyafetleri oradan alıyorum. Tıklım tıklım merak ediyorum yani gideceğim oraya kesinlikle. Eşim almayacağım. Erkek kıyafet aslında çok güzel geliyor marka.
Bana gelmiyor ya. Ben hep böyleyim. Ama bu sefer kendime kıyafet, biraz taşlı tişört, tişörtler alacağım. Taşları seviyorum. Kendime yapacağım alışverişi, kızlara yapacağım. Onları da size buradan göstereceğim de vallahi diyorum yine başıma bir şey mi gelse gelir diye korkuyorum yani. Bilmiyorum ya, herhalde bu sıralar yıldızım düşük, ondan olmalıdır. Kayseri reçelini tekrar yapacağım, yenileyeceğim. Çilek reçeli yapacağım. Çilek arıyorum. Vallahi arabam olmadığı için yenilemiyorum. Bir de bu yıl ehliyet almayı düşünüyorum. Kesinlikle kafaya koydum, öğreneceğim. Şöyle sakin kafayla. Eylül gibi herhalde bir başvursam daha iyi olacak. Ehliyetimi alsam da çocuklar. Çünkü çocuklar için çok gerekiyor. Bazen alışverişim oluyor. Bazen de herhalde böyle bir gezi, şehir dışına çıkmak istediğinizde arkaya atarım çocukları, gezmeye gideriz. Babamız kesmeyi sevmiyor. Babamız ister gelsin gelmesin, vallahi böyle tek başıma ver, çocuklar arkaya koydum. Gelmek isteyen arkadaş olursa onu da alacağım, böyle gezmeye gideceğiz, gezeceğiz turistik yerleri, belli yerleri, geleceğiz akşam evimize. Çünkü buralarda da çevre illerde de gezecek çok yer var. Hem sizlere göstermiş oluruz. Vallahi babamız, bilmiyorum ya, babamız bizi de bırakmaz. Gitmek istemiyor. Gidince de o memnun kalıyor. Böyle bir durum var. Gidilmek, ben çok isterim bir yere gitmeyi. Götürürüm. Adam yolda söylenir, ben söylenirim. O memnun kalır, ben memnun kalmam. Kesinlikle. Adıyaman Piren kayaklarıkları vardı. Bu yıl gitmek istedik ama benzine zam gelince kaldık. Ama bir herhalde hem çiğ köfte yemeye gideceğiz Adıyaman'a, hem de Piren kayaklarını keseceğiz. Yani orayı bir dolaylı gezmem gerekiyor. Cendere Köprüsü kaldı. Kağıtta Kalesi kaldı. Vallahi görülecek yani, çok güzel yani. Tavsiye ederim Adıyaman tarafına gittiğiniz zaman. Bilmiyorum, benim gibi doğayı sevenler var mı? Ben çok seviyorum. Tarihi çok seviyorum. Hele de bir de tarihçilerden, 4-5 tarihçiden dinleyince daha da bir çok seviyorum. Hepsinin anlatımı da aynı noktaya değiniyor. Yani kimse değişti. Bir tane farklı anlatımları var da yani, tarih doğru kaynaklardan alıyorum ben. Bakalım Murat Hoca'dan nasıl dinleyeceğiz? Göreceğiz. Bu yıl yine dopdoluyuz. Ya şöyle bir şey, benim bölümüm az arkadaşlar. Ben burada 40 yaşına basmadan atanacağım ama kesinlikle. Matematik bile öğrendim ya. Düşünsene, 30'undan sonra hep derim ya, ben 30'undan sonra matematik öğrendim. Öğrenmenin yaşı yok, öğreneceğiz. Neyse, ben çok laf uzatmak istemiyorum. Benim de bugünlük bu kadar. Haftadan 2 ya da 3 video gelir. Bunu siz belirtirsiniz, ben sizi de çekerim. Ama her gün her gün çok zor oluyor. Şu süreç benim için önemli. Bir ayımı doldurmak zorundayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.